Merhaba arkadaşlar, Kohleriye 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle Scrant'lerimin gelişmelerini birlikte kontrol edelim. Bakalım hani dik 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 ne kadar gelişmiş. Şimdi de şöyle bir göz atalım. Şöyle videomu VBM ve GL'le açmak istiyorum. Arkadaşlar bunları biliyorsunuz ki beraber dikmiştik. Şu güzellikleri bakar mısınız? Artık bahar geldi. Bahardan ziyade yaz geldi bizim buralara. Renkler artık kaybolmaya başladı. Şöyle gayet güzel gelişti. Yani çoğaltmak istiyorum ama kıyamıyorum kesmeye. Arkadaşlar şöyle ben bir tane kolyeriyimi bu sene dışarıya çıkardım. Bakalım burada olacak mı yoksa yanacak mı? Gözetlemek istiyorum. Yani şu an hava güzel ama tabii ki Temmuz ve Ağustos'ta kesinlikle dayanmaz. Bundan eminim. Göreceğiz. Şöyle hemen bir tane kalanşiyon var. Bu kalanşiyoya bayılıyorum arkadaşlar. Böyle yaprağını yatırıp da böyle sıralı pembiş pembiş bebek vermiyor mu? Çok çok tatlı. Şöyle hemen şurada mendozam var. Bu mendozam aranjmanların içindeydi. Şöyle hepsini bir araya toparladım. Küçük bir dolu dolu saksım oldu. Gelişmesi de çok çok güzel. Şöyle mükemmel bir mendoza saksım oldu. Hemen şurada. Bu saksım arkadaşlar yere düşmüştü. Paramparça olmuştu. Birlikte dikmiştik, düzeltmiştik. Bakar mısınız ne kadar güzel. Kendini düzeltti ve dolu dolu bir saksım oldu. Hemen şurada Rainbow'umu paylaşmak istiyorum. Rainbow'um da çok güzel oldu. Ama hiçbir tane bebek vereyim diye bir niyette bulunmuyor Rainbow. Bunu nasıl çoğaltacağım bakalım. Kelle almak da istemiyorum çünkü kıyamıyorum. Bu yapraktan da biliyorsunuz Rainbow olarak gelmiyor. Aslına dönüyor. Şöyle hemen orakulam. Bu da yaz rengini dönmeye başladı. Yavaş yavaş artık kırmızılıklar gitti. Turuncu oldu. Yeşerecek. Hemen buradaki saksım da dolu dolu oldu. Gayet baharla birlikte birdenbire gelişmeler, büyümeler fazlalaştı. Saksı sıkış tepiş oldu. Yani bazılarını seyretmeye başladım ama yani büyüyünce de böyle sıkış tepiş oluyorlar. Şu kalpli yaprağım, kubitim mükemmel. Şurada arkada da hemen şöyle sedumlar. Şöyle arkadaşlar şu Koreli türler var ya, bahar güneşine hiç gelmiyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Renk muhteşem. Suyunum da orada, bebek suyunum büyüyor. Şu sedumun rengi turuncu, sarı. Renk değiştiriyor ya, onu da çok seviyorum. Şu Korelilerin bahar güneşinde hemen şu kenarları yandı arkadaşlar. Alt yaprakları siyah siyah hemen böyle güneş yakıverdi birdenbire. Bahar güneşinde dikkatli olalım. Şöyle bu saksım da en sevdiğim saksıydı. Çok minikti bunlar. Biliyorsunuz ki ben bebek skrentleri daha çok seviyorum. Bunlar da artık genç kız oldular. Şu Paşa Veram'ın güzelliği, trompeti, misli. Yani şu ellen dolu dolu oldu orada. Şu Peach, biri de ne bileyim hangisini saysam. Hepsi de çok çok güzel oldular. Biraz renklerini kaybettiler o kadar. Ama yani ben yazın sıcağından korkuyorum kaybetmekten. Renk hiç önemli değil. Arkadaşlar skrentlerim toz içerisinde. Burası çok ağaçlık olduğu için öyle bir rüzgar oldu ki geçen gün. Onların üstündeki tüm toz, polen ne varsa hepsi skrentlerimin üzerinde şu an. Şöyle lavalier olsun. Şu tırnaklı kısmı bayılıyorum. Bayılıyorum, çok çok güzel. Şöyle hepsi de mükemmel. Şuradaki trompetimde baya baya bir susuzlar şu an. Şu güneş gittikten sonra ben bunları bir hortumu takıp şokur şokur yıkayacağım. Hem tozları gitsin hem de skrentlerim şöyle dolu dolu sularını içsinler. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu saksım gölgedeydi. Baya bir yeşil. Ben bunu şimdi ön tarafa aldım.
İçlerine de ilaveler edeceğim. Buradaki güzelliği, letizyumun güzelliği şöyle. Kamp ateşinin uçlarında kaldı artık kırmızılık. Yani letizyalarım da yeşerdi. Yaz rengi, yaz geldi artık bizim buralara. Şöyle işte şurada çok çok büyüdü arkadaşlar. Onu almak istiyorum ama ortadan aldığın zaman da böyle boşluk oluyor. Ya bu duyacağım onu. Oraya birazcık ilave edebilirim şundan. Çünkü çok sıkış tepiş oldu. Buradaki kızlarım da çok güzel oldu. Pink rozların güzelliği. Bunlar mor mordu ama tabii ki güneşle birlikte renklerini kaybettiler. Şu Ghosty'nin güzelliği. Arkadaşlar bu tek bir kök. Şunu bakar mısınız? Kaç tane rozet oldu. Dolu dolu oldular. Bunların kellelerini almak istemiyorum. Bu saksın böyle bonsai şeklinde kalmasını istiyorum. Hepsi mükemmel. Arkada da bir tane Mendoza, bir tane de ellem var. Dolu dolu. Şu kurasulu da çok gelişti. Saksıya sıkıştı bir şey yaptılar. Maşallah. Bu saksı böyle bonsai kalsın. Hiç ellemeyeceğim onu. Buradaki de Koreli güzeller. Koreli güzeller de renklerini kaybetti. Tamamen, neredeyse tamamen kaybetti. Şöyle güneşte dayanmıyor arkadaşlar. Güneş alt yapraklarını hemen böyle şey yaptı. Yakıverdi. Ben bunları öğlen güneşinde geriye çekiyorum artık biraz. Şöyle de şu sidimu bayılıyorum. Şu suyon zaten aldı başını gitti. Şu alt tarafını çekmeye çalışıyorum ama güneşte nereye çektiğimi de görmüyorum. Güneş engel oluyor. ama suyunun bebek yapmaya çok müsait bir çiçek. Yani her yerinden bebek fışkırıyor. Şöyle süper bu pembiş pembiş, o da çok güzel gelişti. Mükemmel gelişmeleri var bunların. Şöyle farfaremin yaz rengine bayılıyorum ben. Hani kışın yeşil, yazında bunun ortası bembeyaz oluyor. Yaz rengi çok güzel oluyor. Hemen şöyle geçeyim. Burada da Mr. Richards. Şöyle küçük tenekelere dikmiştim bunlara. Şöyle Lavaroos'umun yaprak arasından baby mi geliyor, çiçek sapı mı geliyor, onu pek bilemedim. Yani baby diyorum, sonra bir bakıyorum çiçek sapı oluyor. O yüzden şimdilik gözetlemedeyim. Şöyle bir tane yaprağından koymuştum. Gayet güzel bebekledi. Hem de 3 tane bebek verdi sanırım. 3 tane rozet gelecek bir yapraktan. Şöyle Loellam'da rengini kaybetti. Çok güzel pembiş pembişti ama renkler güneşi görünce sıcakla birlikte. Ya renkte takılmıyorum ben. Sağlıklı olsun yeter. Onlar kışın tekrar renklenecekler. Şurada da Baran Bolt'um gayet iyi durumda. Şu badem şekerim. Tabii badem şekeri değil ismi de. Neydi? Orbiculata'ydı. Evet. Şöyle yaprak aralarından minik 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 bebekler gelmeye başladı. Boyuna postuna bakmadan bir sürü yavruları geliyor arkadaşlar. Çok yavaş büyüyor. Çok çok yavaş büyüyor. Çünkü tombik yapraklı ya. Bayağı yavaş büyüyor. Hiç sorun değil. Sadece sağlıklı olsun benim için yeterli. Şöyle ipek çiçeğimi daha saksısını değiştiremedim. Öyle yine işte bol bol çiçek açıyor bana. Hemen şurada da biraz gölgeye çektiğim saksılarım var. Aslında bu güneşi çok seviyor da orada koyacak yer yok. Burada arkadaşlar bu da çok geniş bir aile. Her bir yaprak arasından baby verdi. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Hatta ben bunun aralarından çıkardım. Nefes alacak yeri yoktu bir ara. Ama şimdi tekrar ben bunların içlerinden sökeceğim, kıracağım. Başka saksılara dikeceğim. Buradaki saksımın da gelişmeleri şöyle. Şurada da arkadaşlar işte birkaç tane benim de aynımım var. Şöyle göstereyim. Onları da size paylaşayım. İnşallah yazın bunları öldürmem. Çok üzülürüm ölürlerse. Yazın biliyorsunuz ki burası çok sıcak olduğu için dayanmıyor. Şuradaki kızım da mükemmel. Bayılıyorum bunlara.
Şöyle o aynı bir arkadaşımın hediyesi. Bu aynı da başka bir arkadaşımın hediyesi. Şöyle bir dal kestik. Arkadaşım bana hediye etti. Birlikte kestik, onunla birlikte diktik ama çok güzel tuttu. Şurada süper bu mum Virgata. Bayağı büyüktü ama arkadaşlar alt yaprakları büzüş büzüş, suyu hemen almadı. Kopara kopara küçücük bıraktım. Şöyle misterleşirsin. Güzel gelişmeleri var. Pulminatam desen öyle. Şimdi birkaç yerde benim pulminatam var. Onları birleştirmeyi düşünüyorum. Şuradaki bebek saksım akşam gece kediler darma duman etmişler. Sabahleyin yeniden onları düzeltmek zorunda kaldım. Burada da babylerim var. Bunları artık şaşırtma yapacağım. Kahvemi yapmışım. Şimdi görüyorum ve orada kalmış, soğumuş gitmiş o. Arkadaşlar dikenler tacım içerideydi. Yeni çıkardım. Kışın biliyorsunuz ki bunlar donma dayanıklı olmadığı için içeri alıyorum bunları. İçeride bile böyle tek tük açma açıyorlardı. Şimdi dışarıya böyle sıcak havayı görünce gayet güzel açmaları çoğalacak onlar. Şöyle aşkın gözyaşı, minibellam. Minibellam harika arkadaşlar. Tek bir kök bu. Yarısı normal, yarısı da albino. Arkadaşlar albinolar güneşi daha dayanıksız. Güneşte yanıyor hemen uçları. Diğerleri, diğer tarafı öyle değil. Albino tarafı güneşte yanıyor. Hemen şurada Albert'im. Albert'im iki taneydi. Bir tanesi maalesef ki onu kaybettim. Albert öyle sürprizler yapıyor. İnşallah bu sağlam kalır. Şunların güzelliklerine. Şimdi buradaki pulminatamla diğerini birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Evet, ben de gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu güzel kızla da kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar kanalıma bu videomda denk geldiyseniz, yeni izleyenler, abone olarak izlerseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, çiçekli kalın.